Bir kez daha bugün karşınızdayız. Tarihler 24 Mart'ı gösteriyor. 24 Mart 2023 yılındayız. 2 yıl önce tam bugün 23 Mart 2001'de bugün hala içimizde var olan bu pandemiyle ilgili olarak sıkıntılı bir şekilde sohbet ediyorduk sizlerle. Evet, tam 4 yıl oldu pandemiyle uğraşıyoruz. Yoksa 2021'de miyiz? Böyle bir an o bilim kurgu filmlere girdi kafam. Sizi kandırayım, belki inanırsınız 2023'teyik diye. Hala pandemideyik, hala kapalıyık falan. İşsiz sayısı 320 bini buldu KKTC'de. Okula gitmiyor çocuklar falan dermişim. Londra'dan Metin Emirali Bengisu bize selam etmiş. Kardeşim günaydınlar derdik sana. Şimdi hoş vakit diyelim. Tabii günaydınla diyoruz ayıp ettin sabahları. Efendim, tabii ki günün herhalde en önemli olayı, Türkiye'de bizi de çok yakından ilgilendiren Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin 7. olağan kurultayıydı. Sayın Erdoğan 1428 oyun, geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkanı seçildi AK Parti'nin. 75'e çıkarılan bir yeni MKYK var. Partinin genel başkan yardımcıları ikiye çıkarıldı. Biri Numan Kurtulmuş'tu, diğerinin Binali Yıldırım olacağı söyleniyor. Bu arada Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacağı da söyleniyor ki bu bizim ülkemizi bir şekilde herhalde özellikle Ulusal Birlik Partisi'ni daha fazla bir heyecana, gerginliğe veya bilmiyorum neye sokacak. Ama bizi yakından ilgilendiren durumlardan bir tanesi de iddia o tabii ki. Şu anda ben henüz öyle bir haber almış değilim veya duymuş değilim ama sabahki programımızda sevgili Rasih Reşat ile sohbet ederken de bu konu gündeme gelmişti. Neydi bu konu? Dışişleri Bakanı da değişebilir, İletişim Başkanı da değişebilir, Cumhurbaşkanı Sözcüsü de değişebilir. Zaten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanı olacağı söyleniyor. Ama bu arada Türkiye'nin Dışişleri Bakanı NATO toplantısına katıldı Mevlüt Çavuşoğlu. Anthony Blinken'la görüştü. Çok şey konuştular. S-400'lerden İstanbul Sözleşmesi'ne, Suriye'den Libya'ya ama Cenevre'yi de konuştular. Tabii ki onun ayrıntılarının da veya esas olayının ne olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet. İlerleyen günlerde bu gelişmenin de ne olduğunu tabii ki birlikte izleyeceğiz, birlikte göreceğiz. Bu arada tabii ki sosyal medyada en çok tartışılan konu AK Parti'nin, zaten daha önce de bu konuda eleştiriler vardı ama AK Parti'nin kurultayının çok kalabalık olmasıydı. Hatta bazı durumlarda maskesiz de birçok insanın orada olduğunu, oralarda olduğunu gördük. Tabii bu bizi korkutuyordu. Korkuttu da haliyle. Çünkü şu anda Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde korkunç bir koronavirüs korkusu yaşanıyor. Aslında İngiltere dışında bütün neredeyse Avrupa ülkelerinde Merkel bugün koronavirüs nedeniyle bir acil toplantı çağrısı yaptı. Covid-19 tedbirleri konusunda da Paskalya sürecinde bir açılım beklentisi söz konusuydu ama ne yazık ki vazgeçti bundan. Avrupa'da kısıtlamalar geri geldi. Almanya'da Başbakan Merkel, Reuters'in geçtiği habere göre federal bölgelerin yetkilileriyle görüşecek ve 2,5 milyon kişiye bulaşan virüs 75 bin kişiyi öldürdü Almanya'da ve ne yazık ki 1-5 Nisan tarihlerinde Paskalya Bayramı için
COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınması planlanan tedbirlere yoğun eleştiriler geldi Almanlardan ve geri adım attı Sayın Merkel, Almanya Şansölyesi. Paskalya Bayramı'na ilişkin kararlar durduruldu ve orada tatil kararının hata olduğunu, tatil yani insanlar gezsin tozsun dolaşsının bu hata benim hatamdır diyerek kendisi hemen üstlendi. Vaktinde düzeltmek lazım. Hataysa hatadır, düzeltiyoruz diyor. Aynı zamanda bu sürecin belirsizliğine neden olduğumu da biliyorum. Bundan dolayı üzgünüm. Halktan özür diliyorum diyor. Ne kadar ilginç tabii ki, ne kadar güzel. Bu arada yaklaşık neredeyse 1,5 senedir dünya etkisi altına alan koronavirüs salgınının 3. dalgasının resmen başladığı 2 Avrupa ülkesinde, Çekya ve Polonya'da salgın kontrolden çıkmış durumda. Çekya'da dünya genelinde nüfusa oranla en çok ölüm yaşanıyor. Polonya'da vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Evet, dünya genelinde nüfusa oranla Çekya'da en ciddi ölüm sayısı, en yüksek ölüm sayısı yaşanıyor. Çekya'da şu anda rakam olarak da vereyim sizlere. 11 milyon nüfusa sahip Çekya'da vaka sayısı 1,5 milyonu aştı ve yaşamını kaybedenler de 25 bini geçti. Çekya nüfusa oranla dünya genelinde en çok can kaybının olduğu bir ülke. Neredeyse nüfusunda her 2 kişiden biri, özür dilerim, her 10 kişiden ikisi koronavirüs pozitif oldu. Ve Çekya'da 1400 kişi ikinci kez virüse yakalandığı belirlendi. Yaş ortalamalarına da dikkat çekiyorum. 42 kişi. Evet. 142 gün arayla bazıları ikinci kez koronavirüse yakalanmışlar. Bu arada bir bilgi daha verelim sizlere. Çekya'da bir yıl içerisinde 3 sağlık bakanı görevden alındı. Yani sadece bizde oluyor böyle şeyler sanmayın. Dünyada da olabiliyormuş demek ki. 37 milyonluk Polonya'da toplam vaka sayısı 2 milyonu 100 bin. Miktar geçti. 2 milyon 100 bin oldu. Ve son 2 günde günlük vaka sayısı 15 bin civarında seyrediyor. Ancak hafta boyunca 25 bindi günlük vaka sayısı. Ve vaka sayısında 84 milyon nüfuslu Almanya'yı bile geride bıraktı. Can kaybı sayısında Polonya Türkiye'yi de geçmiş durumda. Tabii ki bunlar üzücü konular. Bizi de bayağı geriyorlar. Bayağı geriyorlar. Bu arada Türkiye gazetelerinden bazı derlemelerim var. Mesela çok hoşuma gitti bir tane. Türk İslam Karakoç isim bu. AK Parti'nin MKYK'sına girdi. Hayır, dalga geçmek için kesinlikle söylemiyorum. Öyle şey olmaz. Gerçekten özür dilerim öyle bir şey anlaşılırsa, ama o değil, ama tam böyle AK Parti'nin sanki siyasetini anlatan bir MKYK üyesi. Türk İslam Karakoç. Yani arkadaşın ismi Türk İslam, soyadı Karakoç. Babası herhalde veya baba veya annesi, ikisi de Türk İslam sentezini oğlumuzda yaşatalım demişler. Umarım erkektir ama öyle tahmin ediyorum. Adı Türk, ikinci adı İslam, soyadı Karakoç. Evet, herkes tabii ki siyasi düşüncesine göre çocuklarının isimlerini koyma hakkına sahiptir elbette. Evet, saygımız bu konuda sonsuz. Bunu da hatırlatalım. AK Parti kongresinde Berat Albayrak'ın iddia ediliyordu geri dönüşü, ama öyle bir şey olmadı. MKK'ya girmedi. Mahir Ünal, AK Parti'nin önemli sözcüsü, iletişim sorumlusu partinin, Mahir Ünal aday olmadı ya da listeye girmedi. 50 kişilik MKK'nın 25 tanesi, eski 25'i gitti. Yeni, 24'ü gitti. Yeni 49 kişi daha geldi.
yenilendi, 49 kişi ve 75'e çıkarıldı. Tabii ki bildiğimiz isimler var içerisinde. Örneğin Bekir Bozdağ var, geçmişte benim hatırladığım bakan. Binali Yıldırım büyük bir ihtimalle yeniden Türkiye'nin iki numarası olacak. Anladığımız kadarıyla yorumlardan ve dedikodulardan aldığımız Efkan Ala listede, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayankaya, bunlar Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, genel başkan yardımcısıydı zaten AK Parti'nin. Bunlar giren isimler. Şu anda Mehmet Ali Zengin, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk gibi daha önceden çok duyduğumuz isimler. Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş tekrar listede. Orhan Miroğlu var listede. Kürt Oylar'ın çok önemli bir ismi. Ömer Çelik girdi listeye bir kez daha. Ömer Çelik'in adı bakan olarak da geçiyor. İddialara göre Turizm Bakanı olacağı söyle ama bunlar tamamen dedikodu. Yani şu anda herhangi bir liste benim elimde yok. Bu arada Seda Sarıbaş listeye girdi. Seda Sarıbaş kimdir? Seda Sarıbaş, Seda Sarıbaş AK Parti'nin değil sadece, herhalde Türkiye'nin en güzel kadınlarından biridir. Eski Türkiye güzelidir, resmi kayıtlı Türkiye güzelidir diye biliyorum. Seda Sarıbaş, ben öyle biliyorum en azından ama yanlış bilebilirim, bakalım. Evet, Seda Sarıbaş. Evet, AK Parti Kadın Kolları. Viit Türkiye Güzeli. Evet, 2006 yılında Miss Türkiye Güzellik Yarışması'nda Viit Türkiye Güzeli seçildi. Benzin işletmeciliği yaptı eşiyle birlikte. AK Parti Gençlik Kollarından gelme Adanalı baba ve Trabzonlu annenin çocuğu tabii ki. Boğaziçi Üniversitesi de mi mezun oldu? Hayır. Gazi Üniversitesi işletme, aynı üniversitede mezunuz, aynı fakülteden mezunuz. O bizden çok küçük tabii ki. Evet, bir Türkiye güzeli de var partide şu anda, MKYK'da. Evet, bunlar da böyle geliyorlar. Tabii yedekler de var. Yaklaşık kaç tane? 35 tane yedek var. Çünkü parti sanırım bakan yaparsa bu listelerden birini, yedekler sırayla girecekler. Merkez Disiplin Kurulu üyeleri oylanacak ve oylanmıştır. Merkez Disiplin Kurulu şekliyle AK Parti'ye hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki AK Parti'deki olası her türlü değişiklik veya hükümetteki olası her türlü değişiklik, özellikle Fuat Oktay'ın değişmesi halinde, çünkü şu anda sorumlu olarak Kıbrıs'tan sorumlu devlet bakanlığı vardı eskiden. Yani Kıbrıs işlerine Fuat Bey bakıyor. Eğer giderse ve yerine Binali Bey gelirse o bakmış olacak. Tabii ki Binali Bey de Kıbrıs'ı çok yakından bilen bir insan. En son Binali Bey'in adı Ulusal Birlik Partisi kurultayında geçmişti. Selamlar ediyordu yani herkese. Ne diyelim yani, nasıl bir yorum yapalım, dedikoduculuk yapmış olmayalım. Allah iyilik versin ama Dışişleri Bakanı'nın da değişeceği söyleniyor. Eminim Türkiye'nin dış siyaseti, Kıbrıs siyaseti değişecek diye bir durum söz konusu değil. Ama ikili ilişkiler kurduk uzun süredir Mevlüt Çavuşoğlu'yla. Burada şahsi dostlukları, kişisel dostlukları da var. Geliyor, gidiyor, golfünü oynuyor zaman zaman. Bu da bir takım değişiklikleri tabii ki beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Evet, bugün gündemimize aldığımız haberlerden bir tanesi de tabii ki ilginç bir haber bana göre. Çok ilginç bir haber. Bunu da devam edelim. Sonra bir ölümümüz var bugün. Çok üzücü bir haber ama onu bahsedeceğiz. Bugün Stockholm'de, İsviçre'de Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası başladı. Ve burada Kıbrıs Cumhuriyeti de yarışıyor. Çok ilginçtir. Amerika doğumlu 18 yaşındaki
Kıbrıslı Rum kökenli olduğunu tahmin ediyoruz. Öyle tahmin ediyorum değil, öyledir. Emilia Cingas, Cingas yarışıyor. Herhangi bir şansı, madalya şansı falan olduğu için söylemiyorum. Çünkü ilgilenmiyorum ama ismini görünce, bayrağı görünce dikkatimi çekti. Öyle bir bakıyordum listelere. Yanlışlıkla baktım yani ama gördüm, dedim o, ilginç bir şey. Kıbrıslı Rumların nerede buz pateni yapacaklar falan. Yani olabilir bir buz pateni yerleri de o sıcağın içinde falan derken, Amerika'da yaşıyor kız ama herhalde ülkesini temsil ediyor. Amerika'yı temsil edemediği için. İlginç bir durum tabii ki bu. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de bayrağını sallandırıyor oralarda demektir. Onu da söylemiş olalım sizlere. Efendim, bugünle ilgili olarak yeni son dakika gelişmesi, tabii son dakika değil, gün içindeki bir gelişme bu. Bir can kaybımız var. Covid-19 hastasıydı ama Covid bağlantılı mı değil mi bilmiyorum ben. Bu konuda açıklama var ama pandemi hastanesi yoğun bakım servisinde 52 yaşında erkek bir hasta beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. E-İK isminin ilk harfleri. Aseptomatik COVID-19 tanısıyla, yani herhangi bir semptom göstermedi. Bunu tanısıyla takip edilirken akut seprovasküler olay geçiren hasta, beyin kanaması geçiren hasta, olayın komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmiştir denildi. Sadece böyle 3 satırlık bir haberle duyuruldu bu. Allah rahmet eylesin ailesine, tabii ki başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu üzücü bir haber, üzücü bir olay. Bu arada belirtelim, Güney Kıbrıs'ta sıkıntı var. Kiliseye, başkanlık sarayına da girdi. Bakacağız ama önce Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in açıklaması var. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan ve üyelerini kabul etti ve yeni dönemde başarılar dilemek için gitmişler ziyaretine bakanın ticaret odası. Bu arada Ünal Üstel özellikle aşı konusunda bir bilgi verdi ki çok hoşuma gitti o bilgi. Aşı gelecek önümüzdeki hafta ama ne kadar? İyi bir miktar. Şimdi iyi bir miktar ne kadardır? Başkan, Sayın Bakan gurt bir siyasetçi, iyi bir miktar dedi. Onun bütün cevapları hazırdır. Şaka yapmak için söylemiyorum ama ya benim aklıma şu geliyor sevgili Örsan. İyi bir miktar nedir, iyi bir miktar? Çok yorgun bir görüntü var şeyde değil mi? Şu anda karşımda bir tane görüntü var. Ona takıldı gözüm. Çok yorgun. Wi-Fi görüntüsü çıktı burada neredeyse. O kadar 3 tane çizgi var. Öyle değil mi Örsan'cığım? Her neyse, Örsan kardeşime de selamlarımı ilettim bu arada. Örsan ve Berkem'le başladık. Biraz sonra Bilal, Hasan ve Rabia arkadaşlarımla bitireceğiz. Evet, Ünal Üstel diyor ki ne kadar aşı gelecek? İyi bir miktar. Şimdi bana sorarsanız iyi miktar 400 bin adet aşıdır. Neden? 200 bin kişiyi de aşılayalım. Sinovac 200 bin ne zaman? 1 Nisan, 28 Nisan. 1 Nisan'da birincilerini vuralım 200 bin kişiye bir günün içinde vurabilmişsek. Yani öyle bir şey hayaller kurardık 100 yıllar önce. Ve yani bir ay içinde bitirelim o zaman, Nisan ayı sonuna kadar bu ülkede nüfusun neredeyse aşıya ihtiyacı olan bütün yaş grupları aşılanmış olur. Benim için iyi miktar budur. 200 bin. Sizler için kaçtır? 1. Ama farz edin ki gelen hafta iyi miktar olarak 3 bin geldi. Kimse kimseyi suçlayamaz. Hele bu konuda Türkiye'yi suçlamak olmaz. Mümkün değil. Ama ne diyebilirsiniz? 1000 de gelebilirdi. 3000 geldi.
şükredin. Zaten Kıbrıslı şükretmeyi bilmez. İdare edin maçı da tamamdır. İnşallah ben 200 bini söylerim. Bu arada koronavirüs Fenerbahçe'nin 4 futbolcusu pozitif çıktı. İsimleri açıklanmadı henüz. Açıklanmaz da diye düşünüyorum. KKTC'de Fenerbahçeliler polis genel müdürlüğüne oturma bangı hediye ederken bugünlerde Türkiye'deki Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra bir kişi rahatsızlanmış bir futbolcu semptom gösterir duruma gelmiş. Test etmişler negatif. 3 tane futbolcu daha ardından bugün açıkladı Fenerbahçe kulübü negatif oldu. Bu arada Ali Sunal, Güldür Güldür'ün sunucusu Kemal Sunal'ın oğlu, durumu dün ve bir önceki gün oldukça ciddiydi. O da ciddi olduğu söyleniyordu ama bugün kendisinden açıklama gelmiş. Kendisinden durumu iyi. Sevgili Intergaz müşterilerine bir de hediye değil, hediye gönderiyor değil. Evet, piknik tüpüyle çalışan 3 ayaklı yer tipi modüler LPG mangal satıyor. 250 Türk lirası bildiğim kadarıyla. Bence arayın, müşterilerine satıyor Intergaz'ı. Böyle ayaklı, gayet güzel, gazı bağlan mangala mis gibi. Kömür mümür derdi de yok, bilmiyorum. İlla ki kömürde pişireceğim, benim dadım vardır, şudur budur diyorsanız. O da ayrı bir şey. Şu anda mesaj geldi de onun için gördüm. Söyleyelim, Intergaz'a teşekkürlerimizi de iletelim. Efendim, bir koronavirüs haberi daha verelim sizlere. Bizde bir ölümümüz var bugün. Yeni tip koronavirüs Rum Başkanlık Sarayı'na sıçradı ve Nikos Anastasiadis'in basın bürosu müdürü, yani aslında Anastasiadis'in Fahrettin Altun'u Victoria Babadabulo koronavirüs semptomları gösterdi. Testi pozitif çıktı. Tabii Papadopoulos sözcü Kyriakos Kouchos'undan da karışırmış. Ona karantinaya gitti. Sözcü vekili Banayodis Sendonas da karantinaya gitti. Başkanlık müsteşarı Vasilis Palmas da karantinaya alındı. Şimdi bunların hepsi müzakere heyetinde de olacaklar büyük bir ihtimalle. Özellikle sözcü Kyriakos Kouchos'un gitmesi lazım diye düşünüyorum ben. Ama Banayodis Sendonas, Vasilis Palmas bir tanesi gitmeyecek büyük bir ihtimalle. Ben karar vermem sonuçta ama bu kişiler tabii 14 gün sonra Nisan ayının ilk haftasındadırlar. Artık testleri negatif çıkarsa katılırlar heyete ama katılmazlarsa bizim heyeti de zora sokarlar. Bu arada belirtelim, bizim hiç alakamız olmayan, karışma ihtimalimiz olmayan, hele Cumhurbaşkanı'nın mümkün değil karşılaşmazlar. Limassol Metropoliti Athanasios da pozitif çıktı. Sağlık durumunun normal seyrediyormuş. Yakın temaslısı olan din adamları ve metropolitlik çalışanlarına test yapılmış. Bu arada Rum tarafında ilginç bir durum var. Rum tarafında sağlık personelinin %50'si aşı yaptırdı. Çünkü hızlı testler yanlış sonuçlar veriyor iddiası da var tabii ki. Ama çoğu hatalı sonuç veriyor bu hızlı testlerin falan gibi bir iddia var. Onun için 49 bin 50 bin testleri var onların tabii ki. Bizde 8 bin PCR testi var ki bu çok iyi bir rakamdır. Bir kez daha söylemiş olalım. Ve haliyle bu arada bir mesajımız var. Evet, bakarız şimdi. Hemen bakarız. Bir mesajımız geldi. Ona bakıyorum. Evet, deniz aşırı seyahatlerin ikinci eve gitmesi meselesi var. Çünkü güneyde eğer tatile gidecek olan varsa izinsiz 5000 sterlin para cezası veriliyor. Ama
Stanley Johnson babasıdır arkadaşımızın, Boris Johnson'un. Ondan faydalanarak ikinci bir evi varsa Birleşik Kural kuralları gereği, o zaman Stanley Johnson yasasından yararlanacaklar. Bunun için da çevirmeye çalışıyorum tabii ki okuduklarımı. Örneğin Kıbrıs'ta evi olan vatandaşlar ikinci ev var diye, yani Kıbrıslı Türkler gelebilecekler durumu var, tartışması var. Bu arada belirtelim, bildiğim kadarıyla Stanley Johnson'ın, yani Boris'in babasının evi Yunanistan'dadır, ikinci evi. Evet, bu haberi gönderdi Osman kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Aşı gelebilir, ne kadar gelecek? İyi miktar. Onu biz de bekliyoruz. Şu andaki en büyük derdimiz, en büyük sıkıntımız aşı. Onu belirtelim. Ve devam edelim. Eren Çeto bize iyi yayınlar demiş. Sevgilerimizi iletelim. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Saygılarımızı iletiyoruz da. Bunu da baktık, buna da. Evet, okuyacağımız başka ne var? İngiltere'de Sayın Erdoğan'ın bugünkü, İngiltere'de diyorum, Türkiye'de vatandaşa elinizde döviz varsa piyasaya sürün sözleri de bugünün önemli gelişmeleri arasında. Tabii ki bu akşamın önemli gelişmeleri arasında da futbol maçlarımız var. Türkiye'nin bu akşam Hollanda ile karşılaşması var. Atina'da Yunanistan Başbakanı ile görüşen Kıbrıs Cumhurbaşkanı ya da Rum tarafının Cumhurbaşkanı Anastasiadis de söyleyelim, Türk askerinin kalması ve garantiler konusunda kesinlikle taviz vermeyeceklerini öne sürmüş. Bunlar hep pazarlık iddiaları. Bunu da sizlere tabii ki aktarmış olalım. Hükümette herhangi bir sıkıntı var mı? Levent Özadam sormuş ve Ersan Saner demiş ki, gülüp geçiyorum, hükümette herhangi bir sıkıntı yoktur. Dedikodular çünkü dönüp dolaşıyor ortalıkta. Bu arada hükümet dedik, seçim aklımıza geldi. Seçim dedik, biraz önce Binali Bey dedik, müdahaleler falan filan karışıyor. Bir seçim müdahalesi daha konuşuluyor bütün dünyada, çok ilginçtir. Kim konuşuyor? Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'yi suçluyor. Türkiye diyor, önümüzdeki seçimlerde bize müdahale edecek, Fransa'ya müdahale edecek. Buna da tabii ki hoş bir ilginç. Türkiye Avrupa'ya arkasını dönerek radikal dinciliğe yönelmemesi gerekir diyor Macron. Ve bunun için de ben Türkiye'yi uyarıyorum, seviyorum. Ama Türkiye'de diyor, hükümet medyayı kontrol edip istediğini yazdırıyor, bizim aleyhimize de istediklerini yazabiliyorlar. Ama elimizden geleni yapmalıyız diyor. Türkiye'nin ortaklığını sürdürmemiz, Türkiye ile ortaklığı sürdürmemiz adına. Bu da ilginç bir gelişme tabii ki. İlginç bir gelişme olarak yer aldı. Ve tabii ki Türkiye'de yine sosyal medyaya bakmaya çalışıyorum. En çok tartışılan, en çok mesaj atılan konu bugün sanırım kalabalık. AK Parti'de büyük kongre kalabalığı. Bugünkü AKP kongresinde örneğin öznesi kendiniz olan cümleler kurun ve kesinlikle diyor biz diyor artık muhabbetimizi kendi kendimize yapalım. Çünkü bunlar bizi hiç takmıyorlar. Belli ki bu kalabalıkta salonun herhalde 1/4 Covid olmuştur diye düşünüyoruz. İlginç bir tabii ki gelişme, ilginç bir durum. Efendim, Türk lirasında bir değer kaybı yaşandı. Kimi endişelendirebilir? Turizmdeki rakiplerini tabii ki. Ve Güney Kıbrıs bundan ciddi şekilde endişeliymiş. Çünkü Avrupalılar
Türk lirasının değer kaybı nedeniyle çok daha ucuza ve çok daha düşük parayla çok daha uzun süreli tatil yapabilecekleri için Türkiye'yi tercih edebileceklermiş. Ve Rumlar bu konuda iddialı. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsünün de açıklamaları var. Sayın Çavuşoğlu'nun da Amerikan Dışişleri Bakanı, mütekabil bakan, muadil bakanla görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Suriye'yi, Libya'yı, Doğu Akdeniz'i de konuştuk, Kıbrıs'ı da konuştuk dedi. Amerikalı sözcü de S-400'leri konuştuk diyor. Çavuşoğlu S-400'ler konusunda tavrımızı açıkladık diyor. Amerikalılar da S-400'lerin konusunda biz de tavrımızı açıkladık diyor. Aynı şekilde tavır açıkladılar ama bu tavırların ne olduğu konusunda tabii ki diplomatik bir dille gerçek bir açıklama yapmadılar. Bu da ilginç bir durum, ilginç bir haber olarak sizlere tarafımızdan aktarılmış olsun. Ve önemli bir haber daha, tabii ki bugün yaşanan önemli bir haber. Anastasia Mitsotakis Atina'da görüştü, söylemiştik onu sizlere. Efendim, bugün Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası ELSEN bir basın toplantısı düzenledi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı sert sözlerle eleştirdi Kubilay Özkıraç. 20 günlük yakıt kaldığını söyledi. Yönetim kurulunun eli kolu bağlı. Çünkü bunu engelleyen bakanlık diyor Özkıraç. Yakıt ihalesinde de bunu yaşıyoruz. 15-20 günlük yakıtımız kaldı. Hala ne ihale ne şartname, hiçbir şey yok. 24 bin tonluk ihale için şartnamede gerekli değişiklikler hala yapılmadı. Bu değişiklikler yapılmadan bakanlık bu ihaleye çıkamaz. 220 bin tonluk başka bir ihaleye çıkmamız gerekiyor ama bu konuda da hiçbir doğru düzgün çalışma yok diyor. Nisan 15'e yakıt biter, acilen ihaleye çıkılması gerekir. Düzgün bir ihale için 3 ay süreye ihtiyaç vardır. Buradan Başbakan Ersan Saner'e sesleniyorum. Ülke 20 gün sonra karanlığa bürünecek. Açık konuşuyoruz. Sayın Arıklı, bu KUAS'un bedelini en ağır şekilde siz ödeyeceksiniz. Bakanlıkta oturup da siyaset yapmakla iş yürümez. Bırak yönetim kurulunun yetkilerini kullansınlar. Biz onlara yardımcı olacağız dedi Sayın Özkıraç. Tabii ki ciddiye alırsınız almazsınız bilemem ama durumumuz bu ihaleler yüzünden birazcık dağınık. Yarınki yazımız bizim de ihalelerle ilgili. Girne Amerikan Üniversitesi'nden devralınan Girne'deki hastaneyi yazdık. Bir türlü ihalesine çıkılamadı. Çünkü KKTC'deki el işaretiyle yaptım. Radyodan dinleyen varsa üzgünüm. Sistemi gereği herkes ihaleye katılmak istiyor. Şartnameye uyan da, uygun karnesi olan da, katılabilecek olan da, olmayan da. Siyasilere baskı yapıyorlar. Siyasiler Merkezi İhale Komisyonu Başkanı'na baskı yapıyor. Allah'a şükür başsavcılık bu konuda Merkezi İhale Komisyonu Başkanı'na da yürü korkma dedi. Ve onlar da yürüdü. Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ihaleye çıktı ama kimler katılacak, kimler katılmayacak hikayesi biraz tartışmalı 28 Nisan'da. Tabii bugün Rasih Reşat sabah konuğumdu, çok güzel söyledi. Biz dedi bunlar kavga ederken dedi kim yürütecek diye hakkı olan girsin, kimse karışmıyor. Ama hakkı olmayana yaratmaya çalışıyorsunuz, olmaz. Uygun değil. Uygun değil. İncinıyoruz. Yapmayın. Ne olacak? Diyecekler şeye, taş yapıya, Ercan'dan pandemiyi yaptığı gibi gel 45 günde bunu da bitir. O da gelecek. Biz de ağzımızı ayaza bakacak. Ondan sonra vay Türkiye müdahale etti. Etmesin mi yani?
Efendim, bugün hepimizi üzen bir Hatice Mumin, günaydın, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Metin Emir Ali Büsü, Eneşiryalya diyor. Serhat Bey, selamlar diyor Ayşe Güner Mertcan. Ülkemizde yaşayan insan sayısı ile ilgili bir tahminde bulunur musunuz? Yani ülkemiz derken Londra'dan Güner Bey sordu. KKTC'de kalabalık, kalabalık. Tahminim kalabalık. Gelecek olan aşı miktarı iyi miktar. İyi miktar. Ülke kalabalık. 380 bin civarında bir resmi nüfustan söz ediliyor. Evet, Ahmet Aydın iyi yayınlar demiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Efendim, günün en üzücü ya da bizi en çok üzen olayına geldik. Ne yazık ki Dipkarpaz'da tecavüz iddiası. 16 yaşındaki bir kıza 3 kişinin tecavüz ettiği iddia ediliyor. 3 kişi polis müdürlüğüne götürüldü. Tabii ki bu böyle çok fazla eşilip, deşilip karıştırılmaması gereken de bir haber. Üzülüyoruz tabii ki ama yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah her şey yolundadır, yalandır, olmamıştır böyle bir durum. Efendim, vatandaşlara ve çalışanlara daha çağdaş bir ortam yaratılması ve daha etkin hizmet verilmesi amacıyla Çalışma İzin Merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Yenişehir'de bulunan binasında hizmet verecek. Evet, Yenişehir Lefkoşa, Atatürk Caddesi üzerinde numara 82. Çalışma İzni Merkezi yarından itibaren oraya gidecekler. Telefon numarası da var haberlerde. Arkadaşlar bakıp görebilirler. Bu önemli bir haberdi diye düşünüyorum. Örümcekler Avustralya'da 10 dakikada bir insan öldürüyorlar. Yani soktuğu zaman 10 dakikada ölüyorsunuz. Su baskını sonrası çıkmışlar ortaya. Yağmurlardan sonra ilginç bir şey. 184 müzisyene destek. 184 müzisyene destek. Çok güzel bir haber. Bir güzel haber daha sizlere birazdan söyleyeyim. Hemen söyleyeceğim. Bir dakikacık onu da bulayım. Bakıyoruz. Evet. 184 müzisyen 15 Mart'a kadar Kültür Dairesi başvuru kabul etti ve 184 müzisyenimize Kültür Dairesi sanatlarını icra edemeyen müzisyenlere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na iletti. Konu hakkında çalışmalar bakanlık tarafından sürdürülüyor ve ilgili kişilere yardım, destek neyse yapılacak. Bu arada Lefkoşa Türk Belediyesi ile Güney'deki belediyenin işbirliği yapıp lokmacıyı açma durumu gündeme geldi. Geçişlerle ilgili olarak inşallah olur. Çünkü Güney'de de sektörlerde kötüleşme söz konusu, bizdeki gibi. Sıkıntılar çok fazla var. Onlar havalimanlarından BAFTA verilerine kadar haftada, Mart ayı sonundan itibaren haftada 160 uçuş alacaklar. Ki bu çok önemli bir şey. Güney'de aynı zamanda Covid'de biraz endişeleniyor herkesi. Bunu da sizlere bir şekilde belirtmiş olalım. Haber olarak iletmiş olalım. Evet, gelelim bir güzel habere daha. Müzisyenlerimize destek, Kültür ve Eğitim, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan inşallah. Ve 26 Mart Cuma akşamı çok güzel bir olay var. Covid-19'un en çok etkilediği alanlardan biri de sahne sanatlarıdır diyor. Kim diyor? Lefkoşa Türk Belediyesi'nin Başkanı Mehmet Armancı.
Geçen dönem bizler için çok zordu. 1980'den beri ilk kez perde diyemedik. Kapalı kaldık. Ama bu yeni durumda da üretimimizi durdurmadık. Sahneden canlı yayınlanacak ve biletini alan izleyicilerimizin görebileceği bir canlı yayında bu yıl perde diyoruz. Pandemi dönemi tiyatroların kapalı olması nedeniyle yaklaşık bir yıldır salonlarında seyircisiyle buluşamayan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 26 Mart Cuma akşamı kendi salonundan canlı yayında bu dönem için özel olarak yazılmış yeni bir oyunla perde açıyor. Kapalı isimli oyunla Kapalı Maraş sahnede olacak. 26 Mart Cuma akşamı saat 20'de premieri gerçekleştirilecek olan oyun Aliye Ummanel tarafından yazıldı ve yönetildi. Kapalı isimli oyun Kıbrıs'ın önemli bir politik gerçeğini ele alıyor. Yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş'ın, Varoşa'nın hikayelerini kovalayan oyun, savaş, göç, yerinden edilme, bellek temalarını ele alıyor. Belediye tiyatromuzun deneyimli ekibinden önemli simaları barındıran oyun, bizler de heyecanla bekliyoruz. Efendim, 26 Mart Cuma akşamı saat 20'de nasıl izlenecek bu? Adres var burada, Sayın Harmancı'nın Facebook sayfasında bulabilirsiniz. biletinial.com Tiyatro kapalı LB. Yani bir link var burada. Bu linke tıklıyorsunuz, kartla alıyorsunuz biletinizi. Bilet alan seyircilere oyunu izleyebilecekleri link Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından SMS veya e-mail yoluyla gönderiliyor. Siz onu ekrandan alıyorsunuz. O linke bağlandığınız anda, ki biz canlı yayınları da o şekilde bağlıyoruz telefonla, izleyebiliyorsunuz. Bunu emeği geçen herkese, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na, Aliye Ummanel hem yazdı hem yönetti, ellerinden öpüyoruz. Bravo. Kapalı çevrim içi premier. Evet, biletini al.com'dan alabiliyorsunuz. Bunu da sizlere söyleyelim. Bu arada kimler var onu da anlatalım sizlere. Yani bu oyunda kimler olacak? Kapalı oyununda hemen söylüyoruz. Özür dilerim. Evet, yazan ve yöneten Aliye Ummanel, oynayanlar Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytun Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş, İzel Seylani. Evet, dekor kostüm tasarım Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarım Fırat Eseri, Özgün Müzik Osman Ateş, afiş tasarım Barış Argus, ışık uygulama Salih Kanatlı, efekt uygulama Mehmet Eseri, sahne amiri Mehmet Demir, dekor kostüm asistanı Asya Kazafanalı. Onların da ellerine, yüreklerine sağlık diyoruz ve bu güzel haberi de sizlerle paylaşmış oluyoruz tabii ki. Evet, devam edelim. Başka yeni haberimiz neler var, ama bu arada bu akşamki tabii ki Türkiye'nin G grubunda Hollanda ile oynayacağı maçı hatırlatalım sizlere. Aynı grupta Cebeli Tarık Norveç ve Latvia Montenegro oynayacak. Montenegro Karadağ tabii ki. O iki maç 21.45'te, Türkiye-Hollanda maçı 19'da oynanacak. A grubunda Portekiz, Azerbaycan, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, iki maç var. D grubunda Finlandiya, Bosna Hersek, Fransa, Ukrayna. E grubunda Belçika, Galler, Estonya, Çekya. G grubunu söylemiştik. H grubunda bu akşam 21.45'te Lefkoşa'da Güney Kıbrıs'la Slovakya oynayacak. Malta, Rusya aynı grupta ve Slovenya, Hırvatistan var yine aynı grupta. Ve Kuzey Kıbrıs,
Türk Cumhuriyeti bu akşam saat 23.55'te Demokratik Almanya Cumhuriyeti ile sanal bir maç yapacak, futbol maçı sanal. Şakasını yapıyoruz tabii ki. Biz ne yazık ki buralarda değiliz. Ve biz ne yazık ki bir takım siyasi dangalaklıklar nedeniyle siyasi oyunlar bizdeki değil, bizden kaynaklanmıyor. Allah'a şükürler olsun. Bu yıl o bir Golifa turnuvasına da, Konifa pardon Golifa değil, Konifa turnuvasına da katılamıyoruz. Konifa turnuvasına da katılamıyoruz çünkü çirkin haritalar, bazı sahte ülkelerin çirkin harita oyunları oluyor. Bu da tabii ki haliyle siyaseten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni rahatsız ediyor. İnciniyoruz, incindiğimiz için de katılamıyoruz bu tür ya da bu turnuvaya da bu sene çekildik. Son dakikada var mıdır haber sizlerle paylaşacağımız? Yok. Ama son olarak bugünkü köşe yazımızı, Serhat İncirli'nin bugün Gündem Kıbrıs ve Gıynık'ta yazdığı köşe yazısını size hatırlatalım. Dost uyarısı. Bizden olmayan defolsun tavrı ters teper. Bunu gerçekten bir dost olarak söylüyorum. Çünkü yine birileri saçma sapan şeylerle uğraşıyor. Benim yazdığım bir yazıyı, işte ben Ersin Tatar'a demişim ki getir pasaportlarını da bilmem ne, ben Türkiye'ye işgalci istilacı demişim. Hayır, bu yaptıklarımız Türkiye'yi istilacı ve işgalci duruma sokuyor diye ifade kullandım. Ama çağırıyor, öyle diyorlar. Rumcu soytarının konuştuğuna bak diye başlık atmışlar. İnternette dağıtıyorlar bu gazeteyi. Tanıdıklarına WhatsApp'tan gönderiyorlar. Ve çok üzgünüm ama polisimiz de hiçbir şey yapmıyor. Resmen hakaret ediyorlar bizlere. Çok fazla umurumda olduğunda değil ama yalan yazıyorlar, yalan söylüyorlar. Ben diyorum ki egemen eşit iki devletli çözüm konusunda gerçekten ısrarcı ve iddialıysanız ikinci pasaportumuzu iade edin. Adam bana Rumcu derken aslında ben Türkçülük yaptığımı, geri zekalı olduğu için bunu yapan her kimse anlamıyor. Gerçekten engelli bir adam, kafadan engelli bir adam. Yani geri çalışmıyor beyni. Adamın çalışmıyor, gazetecilik yapıyor. Ha ben diyorum siz gerçekten iki devletli çözümden yanaysanız, burada bir Türk devleti kuracaksanız, adam beni savunması gerekirken küfür ediyor bize. Ne yapayım ben seni? Ya Mehmet Çakıcı yarın benim programa gelecek. Git tedavi ol. Ruh hastasıysan o iyileştirsin seni, ama gerizekalı olduğu kesin bunu yazan adamın. %100 gerizekalı yani. Çünkü benim söylediğim o. Yapmayacağınız bir şeyin iddiasında olmayın. Ki devlet çözüm için gidecekseniz hepinizin cebinde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu var. Hakkımızdır. Değildir hakkınız kardeş. Ayrı devletiniz varsa siz ayrı devletin pasaportunu kullanacaksınız. Değil mi yani? Dolayısıyla bugün de benzer bir şey yazdık ama bizden olmayan defolsun tavrı Kıbrıs'ta ters teper. Kimse oynamasın bununla, kimse gelmesin. Bu programı hazırlayan ben hayatımın hiçbir döneminde Sayın Cumhurbaşkanı'na, bundan önceki cumhurbaşkanlarına da şaka yapmış olabilirim, hakaret etmedim. Yani Rauf Denktaş'a fotoğrafçı Rauf Dayı diye yazardım. Şikayet etmişti. Ondan sonra gidip İstanbul'da Türkiye'li köşe yazarlarına şikayet etmişti bizi Sayın Rauf Raif Denktaş. Orada da Mehmet Barlas ve yanılmıyorsam bir kişi daha yazmıştı o dönemde. Ya ne sempatik bir ifade. Yani keşke bizim cumhurbaşkanımız da fotoğrafçı Rauf Dayı gibi olabilse diye yazmışlardı. Denktaş Bey ondan sonra yumuşamıştı tabii ki. Şey olmuştu ama biz hakaret etmek için yazmıyoruz. Hele Denktaş'a hakaret hiç edilmezdi. Şimdiki cumhurbaşkanlara, bundan öncekilere de edilmez. Bu köşe yazıları birine hakaret edilsin diye yazılmıyor. Bir herhangi bir şekilde birine siyaseten saldırılsın diye de yazılmıyor. Bu benim şahsi görüşlerimle alakalıdır. Ne herhangi bir siyasetçiyi yıpratmak, ne de üzmek, ne de kırmak için yazılıyor. Bu siyasetin eleştirisidir.
siyasetçinin eleştirisi değildir. Siyaset eleştiriyoruz, adam bize soytarı diyor veya kadın. Baba kız olduğu iddia edilen iki kişi aslında. Ama polis bu konuda gerçekten beni çok üzüyor ve kımıldamıyor. Her türlü belge bilgi var ellerinde. Pek fazla hareket etmiyorlar bu konuda. Biz de kendilerine de selamlarımızı iletiyoruz. Bu akşam Türkiye'nin kazanması tabii ki hepimizin en büyük arzusu, en büyük isteği. Sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. En güzel programlar, en güzel günler sizlerin olsun diyoruz. Ve tabii ki son kez mesajlarımıza bakalım. Bu saldıranlar kişisel çıkarlarına halal gelmesin diye ellerinden gelse hepimizi FETÖ'cü ve hain ilan etmekten öteye savaş bile çıkarırlar diyor Cengiz Gusela Güzelay. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az demiş Metin Emir Ali Bengüsü. Dip Karpaz'dan iyi akşamlar, hava rüzgarlı, yağmur yok, durum vahim diyor Dursun Çebi. Dip Karpaz'a selamlar, Tema Yavaş, Londra'ya selamlar. Evet, her konuda olduğu gibi umarım kişiye özel olmaz bu müzisyen desteği demiş Cengiz Gusela Güzelay. Hayır, öyle bir şeyimiz yok. İnşallah müzisyenlerimize en iyi şekilde desteğimizi göndeririz. Sevgili Aysin Öztürk, Fehmi Oktay selamlarımızı iletiyoruz sizlere. Hatice Momin bir kez daha ve bugünkü programımızı da sonlandırıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Bugün Cumhurbaşkanlığında Sayın Özersay ve ekibi Cumhurbaşkanı Tatar ile de görüştüler. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Bir de hatırlatmamız var. Hava durumumuzla ilgili olarak hava durumu parçalı, çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu demiştik. Bayağı soğudu. Çodos'a kar yağdı. Türkiye'ye kar yağdı. Bu bizi de dün 7 derece yükselmişti mevsim normallerinin üzerinde, 25-26'ya çıktı. Bugün tekrar 16-17'lere indi. Bu arada hemen belirtelim, Perşembe ve Cuma günü de yağmur var. Cumartesi yağmursuz, sabah saatlerinde yer yer don olayı bekleniyor. Bu da havanın soğuk olacağını gösteriyor. Sahillerde 14-17 olacak, iç kesimlerde de 14-17 olacak sıcaklık. 14-17 bayağı serin olacak. Yani tekrar paltocuğunuzu isterseniz kaldırdıysaydınız, ne bileyim 25-26'yı görünce tekrar çıkarın. Trodos'a nasıl olsa gidemiyoruz ama çok özledik. İnşallah kapılarımız açılır. Gerçi Türk lirası euro değer kaybediyor euronun karşısında ama olsun. Efendim biz insanları siyasi görüşlerine göre sevmiyoruz. Biz insanları insan oldukları için seviyoruz. Ama bazı çıkarcı, gerçekten gerizekalı, okuduğunu anlamayan bir takım garip kişiler ortalığı ille bulandırıyorlar. Ve buradan başsavcılığa da, polise de bir kez daha şu cümleyi okumak istiyorum. Şu cümleyi kendimden bahsetmekten nefret ettiğimi ayrıca belirtmek isterim ama bunlar beni üzüyor. Bunlar beni üzüyorlar, şu açıdan üzüyorlar. Gerçekten yapmadığım ve yazmadığım şeyleri söylemeye çalışıyorlar. Türk düşmanı, Rum sevdalısı bu adamı susturmak için gereği neyse yapılmalıdır demişler. Aynen böyle demişler. Türk düşmanı, Rum sevdalısı. Ben Türk düşmanı değilim, Rum düşmanı da değilim. Kimsenin düşmanı değilim. Kimsenin sevdalısı hiç değilim. Bir tek eşimin sevdalısıyım. Onu da rahatlıkla söylüyorum. Çocuklarımın sevdalısıyım. Ailemin sevdalısıyım. İnsanlığın sevdalısıyım. Ha! Gerçekten eğer buysa olay ve polis de başsavcılıkta kımıldayamıyorsa, yanında fotoğrafı var. Cumhurbaşkanı, gazeteciler sendikası, Vespas'ın sen, hepinize sesleniyorum lütfen. Hiçbiriniz ilgilenmeyecekseniz, o zaman ben çok rahat bir şekilde söylüyorum. Bakın gülerek söylüyorum. Molon lave.